Bakın bu ülkede bir şoföre verilebilecek en yüksek ceza tahminen kime gitti? Maalesef tekrar bizden birine gitti. Çocuk daha 22 yaşında çalıntı arabayla, ehliyeti de yok. Ehliyeti daha önce uyuşturucu kullandığı için polis el koymuş. Çalıntı arabayla ters yönde hız yapıyor. İki kişinin ölümüne sebep oluyor. Bir tanesi galiba kendi arkadaşı. Bir tanesi de bir kadın doğum günü kutlamaya gidiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. İkisi de ölüyor. Çocuk yakalandı, 18 yıl ceza aldı. 18 yıl. Yani bu daha önce öyle bir şey görülmemiş burada bu ülkede. Haberlerde falan hep çıkıyor. Bu biz göçmenler yok mu? Burada Avrupa'da yaşayan göçmenler, sonra da yine göçmenler. Genelde bu babalar, bu insanlar çok çalışıyor. Özellikle babalar günde 16-15 saat çalışıyor. Ama bu insanların burada doğan, büyüyen çocukları. Genelde böyle şey oluyor ya. Benim anladığım bilmiyorum. Yanlışsam yani yazın bana şey yapın. Yanlışsın falan değil. Ama benim çoğunluğu böyle. Bu çocuklar genelde başarısız oluyor, isyankar oluyor, çabuk yoldan zengin olmaya çalışıyorlar. Babalarını beğenmiyorlar. Genelde anneleriyle büyüyorlar çünkü baba çalıştığı için. Anne de durmadan evde bunları pofufluyor. Sonra belli bir yaşa geldikten sonra hala bir şeye sap olamadığı için. He babasının böyle büyük bir iş yeri varsa oradan iş verebiliyorsa ne hale. Ama yoksa zaten genelde babaların işlerini beğenmezler. Yani benim gördüğüm bu gençlerin durumu, yani bu insanların, çocukların durumu hiç iç açıcı değil. Ama benim de iki oğlum var. Daha yaşları küçük ama benim de öyle bir korkum var. Bilmiyorum, elimden geleni yapacağım ben. Umarım bu lanet şeylere falan düşmeden önce büyürler. Hani vardır ya ne diyorlar? 15 ile 22 yaş, 15 ile 20 yaş arası bu 4-5 sene bu yaştakiler genelde çok tehlikeli olurlar. Yani her tarafa çok rahat kayabiliyorlar maalesef.